Bu bir coğrafya olarak ele alındı. Orada Avrupalılar için. Ve 1800'lerin sonundan itibaren, yani 1815'ten sonra aslında sanayi devrimiyle birlikte Avrupa ülkelerinin Orta Doğu coğrafyasına yönelmeye başladığını görüyoruz ki bu ilk anlamda öncelikle Mısır, işte Hindistan gibi hem medeniyetin temeli olarak oluştuğu alanlarda hem de hem coğrafi olarak kolay ulaşılabilir hem de deniz ve ticaret yollarının olduğu Hindistan gibi coğrafyalarda yoğunlaştı. Nitekim 1920'lere kadar gelindiğinde İngiltere'nin Hindistan işgali sonrasında, Hindistan'daki varlığı sonrasında İngiltere'nin Orta Doğu coğrafyasına açılmaya başladığını görüyoruz. Bu nasıl oldu işte? Sizin de bildiğiniz gibi Osmanlı topraklarının işgal edilmesiyle beraber İngilizler tarafından Irak ortaya çıktı. Ve Irak belki de siyasetin temel merkezlerinden biri haline geldi. Diğer taraftan Suriye ortaya çıktı ve Suriye Fransa'nın mandası altında kaldı 1948'lere kadar. Ve Orta Doğu böylelikle bir batılı kavram olarak siyasetimize girdi. Tabii Orta Doğu'yu anlatırken yani batılı kavramının dışında bir de Orta Doğu'nun sınırlarının çizilmesi söz konusu ve Orta Doğu sınırlarının da batı eliyle çizildiğini görüyoruz. Çok bilindiği gibi Orta Doğu nasıl ortaya çıktı? Temel anlamıyla yani bizim bugün merkez Orta Doğu olarak ifade ettiğimiz Suriye, Irak, işte Suudi Arabistan, Ürdün, Afganistan, Filistin, hatta İsrail'in içerisine alırsak bu temel merkez kavram özellikle batılı ülkelerin orada sınırları çizmesiyle meydana geldi ve bu hepimizin belki Sykes-Picot anlaşmasıyla ortaya çıktı. 1917'de imzalandı bu anlaşma ve Orta Doğu'nun bugünkü sınırlarına kavuşmaya başladığını görüyoruz. Ve bu sınırlar Orta Doğu'daki temel nüfus dinamikleri ya da temel dini niteliklere göre mi çizildi? Hayır. Bu tamamen sizin de bildiğiniz gibi yani milletler birbirinden ayrıştırıldı. İşte dinler birbirinden ayrıştırıldı. Ve batılı ülkelerin kendi kafalarında planladıkları siyasi temellere göre çizildi. Ki bugün de belki de bunun en fazla sıkıntısını yaşadığı iki coğrafya Suriye ve Irak. Tabi Orta Doğu'nun temel siyasetine ele alırken diğer bir faktör, benim en fazla önemsediğim din faktörü. Din mutlaka Orta Doğu siyasetinde bir etken bulunduğunda. Çünkü siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü daha yakından yaşıyorsunuz bunu. Bütün dini, yani üç Mevlevi dinin ortaya çıkış alanı Orta Doğu. Yahudi dinin ortaya çıkış alanı, Hristiyanlığın da ortaya çıkış alanı. Müslümanlığın da ortaya çıkış alanı Orta Doğu. Özellikle işte Mescid-i Aksa'nın bu kadar önemli olması, yani dinlerin merkezine yer alıyor olması Orta Doğu'yu başka bir mücadelenin de ana temesi haline getiriyor. Sadece dinler arasındaki mücadele değil, yani dinler arasındaki değişkenlik değil, dinlerin içerisindeki mezhepsel farklılıkların da yaşandığı bir alan Orta Doğu. Bu nedenle mesela Museviliğe, yani Yahudiliğe baktığımızda Doğulularla Batılıların kavgası var. Bu bence özellikle İsrail açısından önemli bir faktör. Tabi diğer taraftan Hristiyanlığa baktığımızda pek çok farklı mezhep Hristiyanlığın içerisinde yer alıyor. Hristiyanlığın kendi mezhepleri. İşte bir tarafta Katolikler, bir tarafta Protestanlar, bir tarafta Ortodokslar. Ermenilerin bazıları mesela Ortodoks Kilisesi'ne mensup, bazıları Katolik Kilisesi'ne mensup. Bu nedenle Orta Doğu siyasetinde temel olarak Hristiyanlığın içerisindeki mezheplerde bir faktör haline geliyor. Tabi günümüzün dünyasına bakıldığında, belki Orta Doğu'daki temel çatışma alanına bakıldığında diğer faktör de Müslümanlık. Müslümanlığın içerisindeki farklı fraksiyonlarda, farklı mezheplerde bugünkü ne yazık ki Orta Doğu'da yaşadığımız sıkıntıların temellerinden birini oluşturuyor. Bunu siz çok yakından fark ediyorsunuz. Çok yakın hissediyorsunuz maalesef. Aslında hani dine baktığımızda ben hep dinle ilgili şunu söyleyeyim. Yani din sadece insanın, yani sizin dininizde beşerin Allah'ın arasındaki olan ilişkidir. Yani Şiilik, Sünnilik, Hristiyanlık,
muzevilik ya da içerisindeki farklı kimlikler aslında Allah'la ilişkisini insanın çok fazla müdahale değildir. Yani ve din bireysel değerlendirilir. Çünkü kimse kimsenin günahını çekmeyecek gibi, kimse kimsenin de sevabını çekmeyecek. O yüzden din bireyseldir. Ancak tabii Orta Doğu'daki toplumsal kimliklerin çok fazla ön planda olması dini bir kimlik meselesi haline getiriyor. Ve bu nedenle kimlik savaşları, yani dini anlamda kimlik savaşları hep Orta Doğu için var olmuştur. Özellikle Hristiyanlıktan sonra ortaya çıkan çatışmalar aslında İsrail'in 1948'de bölgede kurulmasıyla beraber Yahudilerle Müslümanların karşıya gelmiş olması bu da hani bence benden yaşça büyük çok fazla sayıda ablamız var. Onlar belki 1970'lerdeki savaşları, 67'lik savaşını çok daha hani bilirler, duymuşlardır. Bunların tamamı işte bir tarafta Müslüman dünyası, bir tarafta da Yahudilerin ve Yahudi destekçilerinin karşı karşıya geldiği savaşlar olmuş. Bu nedenle din her zaman Orta Doğu için bir faktör olarak ortaya çıkmış, Orta Doğu siyasetinde faktör olarak ortaya çıkmış. Tabii Orta Doğu'da sosyal olgulara devam edecek olursak, birazdan maddi olgulara da geçeceğim. Sosyal olguların bir diğer başında Orta Doğu'daki etnik mezhepsel etnik kimlik çeşitliliği geliyor. Etnik çeşitlilik. Etnik çeşitlilikten kastım şu, Orta Doğu etnik olarak yani millet kimlikleri olarak, kavmiye olarak belki de Orta Doğu dünya çapındaki en fazla çeşitliliği gösteren yerlerden bir tanesi. Ve bu etnik çeşitliliğin farklı coğrafyalar içerisinde bir arada yaşaması bölgedeki etnik siyasetinde önemli bir gündem maddesi haline dönüştürüyor. Özellikle yine hani hem ülkemizden hem Suriye'den örnek verecek olursak ki Irak için Orta Doğu'lu bir niyeti olarak ifade edilir. Orta Doğu'da yaşayan her halk Irak'ta yaşar. Hatta biraz daha küçülecek olursak, belki pek çoğunuz Kerkük'ten geldiniz. Orta Doğu'nun niyeti Irak'tır. Kerkük küçük Irak'tır derler. O yüzden Irak'ta da yaşayan hemen her etnik kimlik Kerkük'te yaşar. Orta Doğu'da hangi etnikler var desek, özellikle Irak ele alındığında Araplar var, Türkler var, Kürtler var, işte Yeziler var. Hristiyanlar mesela etnik kimlik olarak değil. Mesela Asuri olarak derseniz bir etnik kimlik olur. Ama Hristiyan derseniz o zaman dini kimlik olur. O yüzden hani ben biraz önce dini anlatırken etnik ve dini o yüzden diyorum. Çünkü bölgemizde sadece maalesef mezhepsel kimlikler ya da dini kimlikler üzerinden bir mücadele yok. Bölgemizde etnik kimlikler üzerinden de bir mücadele var. İşte bugün hani Kürtlerin almış olduğu pozisyon tamamen bununla ilgili bir mesele. Tamamen bir etnik esas meselesi. Yani etnik kimlik olarak Orta Doğu'da var olmaya çalışan ve Orta Doğu'da bir coğrafya edinmeye çalışan bir mesele. Tabii diğer taraftan Türkmenlerin ciddi bir burada sorun var ve Türkmenler her ne kadar mezhepsel kavramın ve mezhepsel tartışmanın içerisine çekilmeye çalışılsa da yine Türkmenler Türkmen kimliği üzerinden Türkmen kimliğini sahip kalma amacıyla bir mücadele içerisindeler orada ve temel mesele Türkmenler açısından da siz de biliyorsunuz Irak'ta etnik kimlik olarak yani Türkmen milli kimliği adı altında yaşayabilmek. O yüzden bölgedeki tek çekişme sadece mezhepsel değil etnik çeşitlilikte bölgedeki siyasetin temel dinamiklerinden birini oluşturuyor. Orta Doğu siyasetinde belki de anlamamız gereken bir diğer noktada sosyal olgulardan dışarı çıktığımızda büyük devletlerin politikaları. Büyük devletler açısından bakıldığında işte bu biraz önce saydığım bütün faktörler yani etnisite, işte dini kimlikler, oradaki sosyal yapılarda hep bir Orta Doğu'yu oyun alanı haline getirmiş ve Orta Doğu
tarihi boyunca, yani bu coğrafya, merkezde bulunduğumuz coğrafya, Orta Doğu'yu büyük devletlerin oyun alanına haline dönüştürmüş. Nasıl? 1900'lerin başından itibaren bakıldığında, işte bir önce, biraz önce bahsettik, işte Fransızlar ve İngilizlerin bölgede bir paylaşımı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani 1940'lardan sonra Amerika ve Rusya'nın bölgede kutuplaşma çabası var. Ve bölgedeki devletleri kendi yanlarına çekerek tehdidi kendi sınırları içerisinde bertaraf etme çabası içerisine giriyorlar. Bu nedenle büyük devletlerin politikaları halen devam ediyor. Bugün itibariyle de baktığımızda işte Amerika'nın Irak işgali, işte Suriye üzerindeki mücadele, yani bu hafta sonu haberlerde Rusya en son yeniden Suriye'de bir üs inşa ediyor. Amerika buna karşı çıkıyor. Suriye'nin tam siyasal olarak uzlaşma noktasına gelinmişken tekrar büyük devletlerin ayrışmaya başladığını görüyoruz. İşte büyük devletler kendi yanlarına bölgedeki etnik grupları ya da dini grupları yanlarına çekerek bölgede bir adım atmaya çalışıyorlar. Ve böylece büyük devletlerin politikalarının Orta Doğu'yu şekillendirdiği bir siyaset algısı içerisinde bulunuyoruz. Bununla beraber biraz daha hani somut faktörlere geldiğimizde sizin hepinizin bildiği gibi Orta Doğu'daki petrol. Petrol hiçbir zaman Orta Doğu siyasetinden çıkartamayız. Orta Doğu, dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %40'ını topraklarına barındırıyor. Ki Irak bunun sadece %8'i ila %9'unu kendi topraklarına barındırıyor ki çok büyük bir miktar. Şu an hatırlamıyorum Orta Doğu'daki petrol rezervlerini ama Irak'taki petrol rezervleri 1.245.000 varil. Bu çok büyük bir rakam. Hatta onu 144 milyon varile kadar çıkartıyorlar ki 144 milyar varile kadar, milyar varile kadar çıkartıyorlar ki bu dünya petrol rezervlerinin yaklaşık tek başına %4'e %5'e ediyor ki hani Irak'ın neden bunu bu kadar göz önünde olduğunu en önemli göstergelerinden bir tanesi. Petrol sadece ham madde olarak değil, siyasal açıdan da önemli bir araç. Çünkü petrol ihraç eden, yani petrolü dışarıya satan ülkeler siyasetin de zaman zaman belirleyicisi konumuna geliyorlar. Bugün itibariyle baktığınızda petrol varil fiyatı, Brent petrolün varil fiyatı 43 dolar şu an itibariyle. Ve Orta Doğu siyasetinde önemli bir pozisyon elde etmeye başladı. Çünkü önceden mesela Suudi Arabistan, işte Katar gibi ve İran gibi petrol satan ülkeler, yüksek miktarda petrol satan ülkeler tabii 100 dolarlarla, hani 100 dolarlardan ifade, 116 dolar bir yere kurtarabilirler. 116 dolardan satarken çok ciddi kar elde ediyorlardı. Ama 43 dolara düşünce, mesela özellikle İran'ın son dönemdeki nükleer müzakerelerdeki anlaşmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi de petrol fiyatlarının düşmesiydi. Çünkü ciddi bir ekonomik kriz içerisine girdi. Yurt dışından petrol alımı durdu ki her ne kadar İran üzerine bir ambargo olsa da Fransa, işte İngiltere gibi ülkeler İran'dan petrol alıyorlardı. Ve bu anlamda petrol fiyatı düştükçe İran'ın ekonomisi kötüye gitmeye başladı. İran ekonomisi kötüye gittikçe siyasal olarak da iç politik anlamında sıkıntıya düşmeye başladı. Bir de ekonomik kriz. Özellikle İran'ın işler müzakerelerde bence geri adım atmasındaki en önemli faktörlerden biri açıldı. O yüzden sadece petrol kendi ham madde varlığıyla değil, yani petrol artık her şeyde. Yani kumandayı yapımında petrol kullanıyorsunuz, kalem yapımında petrol kullanıyorsunuz, işte tişört yapımında işte ayakkabı, plastik, aklınıza ne gelirse petrol her şeyin yapımında kullanılabilir, bir ham madde olarak. Hatta ilaç sanayinde bile petrolü kullanabiliyorsunuz. O yüzden petrol hem ham madde olarak hem de bir siyasal faktör olarak Orta Doğu'daki siyaseti en temel belirleyicilerinden bir tanesi. Buyurun söyle. Hesap gayet öde ayın. Yani sizin anlattığınıza göre ben tam tersini düşünüyorum. Yani sanayi devriminden sonra en önemli faktör petrol. Petroldan dolayı bütün Orta Doğu bize adlandırıldı, Orta Doğu'nun siyaseti çizildi. Çünkü o zaman sanayiye önem veriliyordu. Ondan dolayı petrol en başta gelmesini, yani ilk faktör olduğunu düşünüyorum. Yani burada benim yaptığım sıralama önemli sıralaması değil. Ben hani sadece faktör olarak anlattım ama doğru söylüyorsunuz. Yani Orta Doğu'nun asıl hani
temel olarak dünya gündemine gelmesi, söylediğiniz gibi ben onu hani, oradan söyledim zaten. Sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla orada bu bir dünya siyasetinde. Petrol değil. Petroldan dolayı Orta Doğu'ya adı verildi ve Orta Doğu'nun harikası ve geleceği çizildi o zamanlar. Doğru söylüyorsunuz. Tabii bunu ilk söylediniz. Sanayi üretiminden sonra bu insanlar sanayi malları, yani İngiltere başta olmak üzere Avrupa devletleri sanayiden ürettikleri malları satacak pazarlara ihtiyacı var. Mesela? Bu pazarlar nereler? İşte hem petrol satan ülkeler, yani petrol alan ülkeler, hem de bu ülkelerin halkları çok kalabalık. Yani işte bugün Hindistan ya da işte Çin, Pakistan, buralar en kalabalık halklar. Buradan çok Endonezya, şu anki Endonezya çok kalabalık halklar. Ve kendi ürettiklerini bir şekilde buralara satmak zorunda. Bu buralara satmaları için buraların petrol çıkartması lazım, para elde etmeleri lazım. Ve böyle hem kendi mallarını, işte bunlar uluslararası siyasette kazan kazan diyorlar. Yani win-win siyaseti her iki tarafta bu şekilde kazanmış oluyor ama batılı ülkeler iki kere kazanmış oluyorlar. Çünkü hem siyasal olarak bölgede bulunuyorlar ve kendi yurtlarını pozisyonlar buluyorlar. Hem de hem mallarını satıyor hem petrol çıkarıyor. Yani. Buyurun. Amerika, İsrail'lere destek veriyor. Şimdi böyle bir destek
alanı var. Şimdi Türkiye'yle kurtarken daha iyi ilişkiler içerisinde. Evet. Herkesin pozisyonu almaya çalışıyor. Tabii diğer taraftan bu işin mesela Rusya boyutu var, Çin boyutu var. Onlar da Suriye'nin pozisyonu almış durumdalar ve orada çok güçlü şekilde hareket ediyorlar. Herkes tehdidi kendi bölgesinden uzakta tutmaya çalışıyor ve başkaları üzerinden kendi savaşlarını yürütüyorlar. İşte buna vekaleten savaşları var. Belki de günümüz dünyasının en önemli kavramlarından bir tanesi bu ki uluslararası ilişkiler alanındaki en fazla yapılan çalışmalardan bir tanesi bu. Vekaleten savaşlar nasıl yürüyor? İşte bazen petrol üzerinden yürüyor. Bazısı işte etnik siyaset üzerinden yürüyor. Bazısı din siyaseti üzerinden yürüyor. Bazı mezhepsel siyaset üzerinden gidiyor. Herkes oynayabildiği pozları, yani elinde bulunduğu avantajları kendi yönelik kullanmaya çalışıyor ve böylece Orta Doğu siyaseti karmakarışık oluyor. Petrolü konuşurken, petrol için önemli bir faktörü daha değerlendirmek lazım. Bence silah. Şimdi bu hem petrol üreten ülkeler, hem de petrolü en çok kullanan ülkelerden bir tanesi ya da en çok kullanan ülkeler aynı zamanda da dünyadaki işte silah üretimi gerçekleştiren ülkeler. Ve bir şekilde yani maalesef insanlar hayatını kaybedecek bu silaha ihtiyaç olacak ki devletler silah alsınlar. Silah alımının devam edebilmesi için insanların ölmesinin devam etmesi gerekiyor. Maalesef. Evet, maalesef. İşte bu nedenle Orta Doğu'daki silah ticareti de bence hani silah faktörü de Orta Doğu siyasetinin en önemli noktalarından bir tanesi ki belki de bugün işte IŞİD'in varlığı, DAEŞ'in varlığı da işte etnik çatışmanın sebepleri de ya da yeni çatışmanın sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani bölge ülkeleri ya da bölgedeki farklı güçler ki silah satımı hala hani sadece resmi yollarla yapılmıyor. Biliyorsunuz Irak'ta silah bulmak çok kolay yani. Her yerden istediğin silah alabilirsin. Şimdi Suriye aynı şey. Yani ben 2011'de, 2012'de Suriye'ye gittiğimde her türlü silah ticaretini çok rahat yapılabildiğini, hatta yani, Türkiye sınırına bile geçirebildiklerini duydum. O yüzden silah ticareti de bence önemli çünkü silah pazarı çok önemli bir pazar. Mesela şu an Irak'ta bildiğim kadarıyla Rus keleşi 800 dolar olmuş. Yani ki milyonlarca silah var. Yani 1000 kişi silah Kalaşnikov kaldırsa 80 bin dolar yapar. Sadece Kalaşnikov. Bunun mermisi var, hani bir yer parçaları var. Her şeyde var. Evet de bir tane değil. Yani birkaç tane. Kendi paramızdan, yani şeylerimizin silahımıza silah satıyorlar. Onun Müslüman kardeşlerimize karşı kullanıyorlar. Aynen öyle. Yani o yüzden de bence silah ticareti de önemli bir faktör. Tabii yani Orta Doğu siyasetini konuşurken bence iki önemli faktörü daha değinmek lazım. Bunlardan bir tanesi su. Su. Yani su belki bugün, evet. Yani ileride su üzerinden bir savaş çıkar ya da su savaşları olur mu bilmiyorum. Şu an hiç çok gözükmüyor ama su önemli bir faktör. Özellikle mesela Türkiye, Suriye ve Irak düşünüldüğünde bile su bir her zaman mesele haline gelmiş ki işte Irak Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde ilk sordukları su Türkiye suyu niye kesiyor? Yani kese şıksa her zaman havalarda Suriye suyu kesiyor. Evet. Türkiye suyu Irak'ın kesiyor. Niye? Doğru. Sadece hani Fırat Denizli'ye değil, işte Türkiye, Suriye arasında Aras Nehri var. Onun dışında çok büyük Nil Nehri var ki Nil Nehri işte Mısır'dan geçip aşağı Sudan'a kadar inen ki belki de en büyük problemlerden biri olan nehirlerden bir tanesi. Orta Doğu'daki su kıtlığı düşündüğünde, yağışların az ve havanın kurak olduğunu düşündüğünde. Evet, Suriye hani savaş diyorum yani çıkartırım bilmiyorum. Belki işte Katar, Katar ya da Suudi Arabistan deniz suyunu arıtarak halkın içme suyu yapıyorlar. Belki önümüzde daha iyi dönemde yani daha iyi teknoloji geliştirilir. Daha basit olur ama şu an için en iyi olan suyun Orta Doğu siyasetinde
bir faktör olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İsrail bunu çok kullanıyor. Yani özellikle Gazze üzerindeki işte Sina Yarımadası'ndaki su baskısını çok kullanıyor Mısır üzerinde olarak. Su da orada da siyasetin temel bir faktörü olarak dikkate alınması gereken noktalardan bir tanesi. Tabii burada ifade etmemiz gereken belki de en son olarak ama bence Orta Doğu siyasetinin temel faktörlerinden bir tanesi İsrail. İsrail'in kuruluşuyla beraber yani 1948'den sonra Orta Doğu'daki bütün savaşlarda, bütün siyasette İsrail'in etken bir faktör, temel bir faktör olarak ortaya çıktığını görüyoruz. İsrail'in kurulmasıyla beraber dini anlamda savaşta yaşandı, etnik anlamda savaşta yaşandı. Yani Arap-İsrail savaşı olarak anlıyor aslında. Yani o 1967-73 savaşları sadece hani petrolün mesela 1973 Yom Kippur savaşı petrolün ilk kez Araplar tarafından silah olarak kullanıldığı yani işte İsrail'e yardım eden ülkelere petrolün satılmadığı bir savaş oldu. Ama bu sadece hani petrol üzerinden yapılan ya da İsrail'in bunların üzerinden yapılan savaş değildi. Yani Araplarla Yahudilerin savaşı anlamda ve bütün Arap halklarının bir araya geldiği bir savaş olmuştu. Nitekim 1967 savaşı da öyleydi. Günümüzde de bakıldığında yine İsrail'in bölgedeki varlığı, İsrail devletinin devamlılığının sağlanması ve İsrail'in orada topraklarını genişleterek Filistin yani kutsal topraklarından onların tabiriyle söylüyorum. İşte Arz-ı Mevud dedikleri, o vaat edilmiş onlara olan topraklarla topraklar içerisinde yaşayabilmesi amacıyla İsrail'in desteklendiği bir Orta Doğu siyaseti görüyoruz. İsrail de bu yönde hareket ediyor. Şeye getiremedim aslında bir sunumum vardı. Sunumda size İsrail'in hani, toprak genişlemesini gösterebilirdim ama zaten hani Google'a girdiğinizde İsrail'in toprak genişlemesi yani 1967'den bugüne kadar ki toprak genişlemesine baktığımızda neredeyse artık tamamen Filistin topraklarının hepsini işgal etmiş durumda. Yeni harita başlamış. Orta Doğu haritası. Evet. Ya o haritalar çok çıkıyor. Tabii bazılarına inanmak, bazılarına inanmamak lazım. Ben hani bunları konuşurken, İsrail'i bitireyim ondan sonra hani birkaç şey daha söyleyip kapatacağım zaten. İsrail'in varlığı bölgede değil, Batı ülkelerinde, Amerika'da çok güçlü şekilde destekliyorlar İsrail'i. Şu anki ortamda efendim biraz önce bir soru sormuştum. Kim faydalanıyor? Şimdi son 3 senedir İsrail'in adını belki de çok fazla duymadık. Olaylarla dolayı. Bir tarafta Suriye var, bir tarafta Irak'ta karmaşık var. IŞİD var ki bugüne kadar yanındaki Mısır karışıyor. Bugüne kadar İsrail'e bir saldırı görmedik ya da duymadık. Zaten bu IŞİD büyük bir alan oldu. Libya, Mısır, Suriye, Irak. Hatta Türkiye'de size bu programı yetiştirdiler. Ama burada İsrail'in sizce bir fikir olan. Yani İsrail bunları desteklemekte yani. İsrail'e diğer, İsrail'e bir gelişmeler olmadığı için. Bunları demek İsrail'in bir fikir var. İsrail'in bir destek var. Biraz önce sorduğum soru... Bir karşılaştırma yapsak, yani sorun ortaya. Biraz önce sorduğum soru buydu yani. Neden İsrail bu kadar rahat olmuştu? Tabii bölgede sadece İsrail bağımsız olarak değerlendirme yok lazım. Yani Filistin meselesi de başka bir sorun oluşturuyor. Yani hala Gazze ve Batı Şeria sorunu da çözülebilmiş değil. Yani bizim açımızdan sorun değil ama İsrail açısından bir sorun. Şu an itibariyle hani ben şöyle düşünüyorum. Belki hani doğrudan İsrail işini destekliyor diyebilmek çok zor. Yani elimizde bununla ilgili bir kanıt yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani bence IŞİD de İsrail'e saldırarak kendisine yeni bir cephe açmak istemiyor. Şimdi Orta Doğu'nun merkezine İsrail koyuyor. Ve dedik ki İsrail bütün politikaların merkezinde. IŞİD gibi bir faktör İsrail'e saldırırsa bütün Batı çok daha fazla ayağa kaldıracak ve İsrail'in tepkisine yol açacak. Belki işte Suriye'de biterse, Irak'ta biterse İsrail'e yenilebilir. Onu bilmiyoruz. Şu an için emin değiliz. Ama İsrail'e tehdit ediyor. Tehdit değil. Ama ne dediğini bilmiyoruz. Ben de İsrail'i destekliyor. İşte İslam'ın oradan kalmasını istiyordu. Olabilir. O yüzden İslam'ı özlüyor.
reklamlandığını düşünüyorlar. Ondan sonra reklam kalmayacak ortada. Sadece onu istiyordu aslında. Tabii ki. Yani bütün gençlerimiz için hizmet ediyor şu an. Bizim ileri yerine zaten insandan çıkacaklar. İnsandan çıktıklarından sonra insan dağılacak bu halde. Ve sadece bunu istiyoruz aslında. Bu en sonunda bu. Bu da doğru bir yorum olabilir. Ama dediğim için, dediğim gibi yani bununla ilgili elimizde somut, hani biraz akademik bakalım dedik ya, elimizde somut veriler yok. Ama Orta Doğu ortalama faktörlerinden bir tanesi işte İsrail. İsrail neyi getirdi beraberinde? Orta Doğu'daki siyasetin en temel alanı terör. Orta Doğu siyasetini terörden bağımsız maalesef değerlendiremiyoruz. Ben İslam'ın yanına hani bazı sıfatlar getirilmesine karşıyım. Yani ılımlı İslam, işte radikal İslam, yumuşak İslam. İslam İslam'dır. Yani İslam ne önüne ne arkasına hiçbir şekilde bir sıfat alamaz. Ama işte hem batılı ülkelerin hem uluslararası ilişkiler literatürünün yani uluslararası ilişkiler çalışmalarını yapanların en fazla arkadaşımızın söylediği belki o anlamda çok doğru. İslam bitirilmeye, İslam bu anlamda İslam'a zarar verilmeye çalışıyoruz. Evet, İslam. Evet, yani İslam'da bu işin bir hedefi olabilir. Bunu neyle yapmaya çalışıyorlar? İşte Orta Doğu'da terörü ortaya çıkartarak yapmaya çalışıyorlar. IŞİD, mesela bugün terör derken hani hepimizin aklına IŞİD geliyor. IŞİD geliyor. Ondan önce bir kaide vardı. Şey, o seçim için. Daşlı. Onlar önce dediğiniz gibi kaydı ama. Ya da hani Daşlı'nın ortaya çıkışı ya da IŞİD'in ortaya çıkışı. O da bitmemiş. Afganistan'da baktığınızda işte Soğuk Savaş döneminde yani 1945'ten sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya ve Amerika'nın yani Sovyetler Birliği ve Amerika'nın karşı karşıya geldiği iki kutuplu bir dünya var. Bir tarafta ya Amerika ile aldınız ya Rusya ile aldınız. Ve dünya siyaseti iki taraf arasında bölünmüştü. Amerika'nın 1970'lerden itibaren yeşil kuşak doktrini diye bir doktrin var. Bu doktrinin amacı şu, özellikle Sovyetler Birliği çerçevesinde çevresinde Müslüman olan ülkeleri İslam'a yakınlaştırıp Sovyetler Birliği'ni içeriden bitirmek ve Sovyetler Birliği'nin etrafını çevrelemek sarmak gibi bir politikası var. Buna yeşil kuşak doktrini diyorlar. 1970'lerde Taliban'ın desteklenmesi ve Taliban'ın kuruluşu Amerika'nın eliyle oldu. Bunlar belgeleriyle artık hani kimsenin reddedemeyeceği şeyler. CIA'nin desteklediği, işte Amerika'nın desteklediği bir Taliban örgütü ortaya çıktı. Tabii 79'da Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesiyle beraber gittikçe bu kamplaşma ve kutuplaşma arttı ve Taliban desteklenmeye başladı. Taliban ilgili olarak orada Afganistan'da bir rejim kurdu. Bugün işine baktığınızda ya da işte daha öncesine baktığınızda işte eski El-Kaide mensupları, belki siz daha iyi biliyorsunuz işte Tevhid ve Cihat örgütü vardı 2000'lerin başında. Daha sonra Mücahide Şura Konseyi oldu. Daha sonra Irak İslam Devleti oldu. Şimdi Hutiler yanında Hutiler olarak zarar ediyor. Evet, şey o ondan yanı. Ben hani işin ortaya çıkışı ve terör algısını anlatıyorum. Ve bu bir şekilde körüklendi. Mesela Daesh'in ortaya çıkışı 2000'lerde Afganistan'a gidiyor. O zaman bilirsiniz Emin Musab Ezerk abi. Emin Musab Ezerk abi kendi grubuyla beraber Afganistan'a gidiyor. Afganistan'da Taliban'ın yanında kalıyor. Taliban liderliğiyle anlaşamıyor. Tekrar kendi topraklarına dönüyor. Ve Saddam Hüseyin baktı ki Amerika işgal edilecek. Saddam Hüseyin bunlar da yurtbağda geçiyor. Ve 2002'de, yani 2003'ten önce 2002'de Irak'ın kuzeyindeki Kürt İslamcı gruplarla çalışmaya başlıyorlar. Bu Ensar ve Sünne, Ergül'ün ismi. Ensar ve Sünne ile çalışmaya başlıyorlar. Topraklarında devletler bu terörü kendileri yaratıyorlar. Yani Saddam Hüseyin hani Amerika'ya karşı bir direniş örgütü kurmaya çalışıyor. İşte kendi topraklarında savaşabileceği. Ve bu sefer Ezerkay'dan yarattı. Ve gittikçe bunlar kendi topraklarında güçleniyorlar. O yüzden yani bunlara da teröre, IŞİD'e ya da YK'ye gibi örgütlere biraz olsun bence yaratılmış örgütler olarak
bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Asıl? Bugün belki de Orta Doğu siyasetinin ana ekseni bunlardan oluşuyor. Benim aklıma gelen başka bir faktör yok. Ama bugün en çok konuşmaya başladığımız şey işte Orta Doğu'daki terör ve etnik mezhepsel kutuplaşmanın nasıl sonlanacağına ilişkin. Biraz önce sonlanmayacak. İnşallah ben umuyorum. Biraz iyi niyetle bakmaya çalışıyorum. İnşallah evet, sonlanır. Evet, zaten ama zaten Irak mahvolmasın. Sadece Irak değil, işte biraz önce söyledim ya. Belki tüm İslam coğrafyasının, belki Türkiye'nin bu işin içerisinde dahil olarak. Yani doğrudan Türkiye'yle tehdit ediyor. Biz de etnik kutuplaşma içerisindeyiz. İşte her gün televizyonları görüyorsunuz, belki Türkiye'desiniz. Belki işte Kızılay'dasınız. Kızılay'da yaşanan tartışma. Görüyorsunuz. Belki bu işin içerisinde Türkiye'de sorumluluğa çalışılıyor. İnşallah bizler bu şey izin vermeyecek. İnşallah olsun. Ama Orta Doğu'daki siyaset, işte bu saydığımız temeller üzerinden maalesef bugün gittikçe hepimizin aleyhine, yani hepimize karşı olarak şekilleniyor. Hani burada bizim yapacağımız şey hem biz akademisyenler olarak hem sizler hem siyasetin içerisinde çalışan hem de meselelerde siyasette görev almış kişiler olarak biraz daha bilinçli davranıp bu işi gittikçe ötelemek ve bu işin analizini doğru yapıp ona göre siyaset üretmek gerekiyor. İşte hem devletler arasındaki daha iyi niyetli çabaların hem de aynı yerde, aynı topraklarda yaşayan insanların aralarına nifak tohumlarının girmesine izin vermemek gerekiyor. Türkiye'de böyle mesela bir inisiyatif oluştu. Yani işte en son Ankara'nın bir ilçesinde, Beypazarı diye bir ilçesi var. Beypazarı ilçesinde sıradan bir Kürt vatandaşın işte dükkanı kundaklandı, yakıldı, işte adamı dövdüler falan. Şimdi ona karşı mesela Türk halkında büyük bir tepki olmaya başladı. Türk halkı içerisinde de bu etnik olarak ayrıştırılmaya çalışılıyor. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. Çünkü iç savaşa doğru gider. O yüzden yani bizlerin daha alımlı, daha sakin olması gerekiyor. Maalesef şehitler geliyor. İnşallah cümlemize. Şehitler geliyor maalesef. Hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de terör gittikçe artıyor. İnşallah bu politikalar bizim coğrafyalarımızda karşılığını bulmaz diyorum. Benim sunumum bu kadar. Sizin bana soracağınız sorular varsa alabilirim. Yoksa bitirelim. Şimdi benim terörist bir şey olsun isterler. Yani hangi terör örgütleri? Bunlar basarın daha fazla yani boyutların fazla yani devletlerden. Bunu bir düşünün yani düşünse eğer hangi devlet bundan yararlanıyor? Hangi devlet yani bu kadar örgütler, bu kadar devletler, siyasetçiler, büyük devletler, fikirler yani acaba Osmanlı'nın bu bunlar için bir çözüm var mı? Gittikçe bunların umutları artır. Yani çözüm olması için herkesin çıkarlarının ortak olması lazım. Yani bizim hepimizin çıkarı ortaksa biz anlaşabiliriz ama siz de bu kalemi istiyorsanız, ben de istiyorsam bir kere bu kalemi sizin kullanmanıza izin vermezsem siz bu kalemi elinden çekmek için her şeyi yaparsınız. Orta Doğu'daki siyaset de böyle şekilde. Yani bu iş aslında Rusya'nın da işine yarıyor. Amerika'nın da işine yarıyor. İsrail'in de işine yarıyor. Fikir bir olmalı. İsrail de işine yarıyor. Bence İran'ın da işine yarıyor. Yani bu çatışma ortamından İran, yani affedersiniz ama babasının haline gelip Irak'ta askerlerini göndermiyor. Ya neden? İşin tehdidi kendi sınırlarına gelecek. Bence yani Irak'lıların canıyla kendini korumaya çalışıyor. Neden Irak topraklarına bu kadar asker yığdı, işte bu kadar silah gönderiyor? Bence Irak'ı çok sevdiğinden değil. Ama Irak'ları kullanarak, Irak topraklarını kullanarak kendini korumaya çalışıyor. Şimdi bu politika o zaman İran'ın da işine yarıyor. O yüzden bana kimse anlatamaz mesela. Yani IŞİD'in İran'a fayda göstermediği. Biz İranlılarla tartışıyoruz. Onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Yani tamam siz belki desteklemiyorsunuz IŞİD'i. Ama IŞİD'in politikaları İran'a da etkiliyor. Çünkü İran'ın da avantajına bir durum ortaya çıkartıyor. İran istediği gibi politikalarını Orta Doğu'da uygulayabiliyor. Irak üzerinden Suriye'ye geçiyor. Suriye üzerinden Lübnan'a geçiyor. İsrail'e karşı pozisyon alıyor. İsrail'e karşı, İsrail'e bir çekişmesi var. İran'ın da işine yarıyor. Hani o zaman IŞİD Sünni'ydi ya da IŞİD Sünni'leri savunuyordu. O yüzden ben hani biraz önce söyleyeyim, o yani hiçbir terör ya da İslam'ın önüne hiçbir sıfat ya da arkasına sıfat getirmesini istemiyorum. Geride nesillerden kurtulara geldi. O yüzden hani politika
şiddetten faydalanan, çatışmadan faydalanan bütün tarafların işine geliyor. Yani İsrail'in de işine geliyor. Bütün dünya bıraktı, bütün Arap ülkeleri bıraktı. İşinin peşinde koşmaya başladı. İsrail rahat rahat şu an politika üretebiliyor. Kerkük ve Musul petrolünden gelecek paraları.
Hayır, biz de mesela şunu belki bilmiyorsunuz, 1982'ye kadar Musul ve Kerkük petrolü her zaman Türkiye'nin bütçesinde bir kalem olarak yer aldı. Para almasak bile. 1982'den sonra çıkan. Evet. Yani 1980'lerde bile o hayal o durum vardı. Ancak tabii işte Amerika işgali oldu, İran-Irak savaşı oldu. Yani bölge siyaseti değişti. İki kutuplu dünya, işte bir tarafta Sovyetler, bir tarafta Amerika. Bunlar yıkıldı. Tabii yeni bir düzen var. Bilmiyoruz. Şimdi hani yeni sınırlar çizilecek diyorlar. Şimdi belki Sayın da yakından bilir. Erbil'e ya da Süleymaniye'ye gittiğinizde sanki işte Kürt bölgesinin Irak'tan ayrılıp Türkiye'li bir konfederal yapı olması, yani konfederasyon oluşturması yönünde inanılmaz fikirler var. Akademisyenler bunu tartışıyor. Belki bu olacak ileride, yani, bilmiyoruz. Yani uluslararası siyasette bir laf vardır. Yani, büyümezsen küçülürsün. Belki Türkiye büyümeyi seçecek bundan sonra. Yani Türkiye'nin küçülmesindense büyümeyi olacak. Ama bilmiyoruz. Yani bölge siyasetinde değişir. Çünkü bunlar sadece bizim elimizde değil ya da işte bölgedeki faktörlerin elinde değil. Hepsinin işte bu anlattıklarımızın hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Yani bir arada, çünkü biri birinden eksik değerlendirdiğiniz zaman bazen politikalarınızı tam olarak uygulayamıyorsunuz. Ne kadar değişik fikirler var, değişik stratejiler var ortada. Bu durumda bu çözüm yok. İnşallah çözülür yani. Ben işte bir hafta önce Fikirler ayrı. Bir hafta önce gerçekleştirdim. Yani her gittiğimde de daha çok üzülerek geliyorum. Daha çok hakikaten moral bozukluğu yaratıyorum. Çünkü hiç iş kötüye gidiyor ve kimse de bu işe bir çözüm bulamıyor maalesef. İnşallah, inşallah her şey yoluna girer. Milletin de suçu var burada. Çünkü birlikte değiliz. Birlik yapmıyoruz. Birlik yok aramızda. İşte bunu siz başaracaksınız. Evet, bunu ne kadar dışarıdan da, dışarıdan biz bastırsak da ne kadar etki etsek de, bu iş sizin eliniz. Kim işlese onun meslekleri öldürürler. İşlemeyenlere destekler. İnşallah işte burada bir şeyler başlar. Yani sizden, siz gelmeden önce mesela bütün Türkmen elinden kardeşlerimizi çağırdık, evet. Genç arkadaşları çağırdık. Evet. 22 kişi geldi. Burada çok güzel bir birliktelik oluşturdular. Evet. İşte siz de buraya geldiniz. İnşallah siz de kendi aranızda da çok güzel bir birliktelik oluşturursunuz. Aranızdaki bütün farklılıkları, bütün anlaşmazlıkları kaldırarak tek bir Türkmen kimliği adı altında çalışmak için hep beraber oluşturursunuz. Yani buna gerek var yani. İnşallah hani biz işte bu tarz şeylerle yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu anlamda söylüyoruz, yani bunu çok açık söylüyorum. Dediğim gibi bugün de arkamızda, bundan sonra hep arkamızda olacak. Yani hiçbir zaman Türkiye'nin Türkmen politikası yok olmayacak. Her zaman Türkiye'nin Türkmen politikası var olacak. Ben biraz hani Türkçü kimliğimle söyleyeyim. Yani ben hani gerçekten bana inanıyorum. Hani bizde Ergenekon destanı vardır. Şimdi Ergenekon'dan herkes korkuyor. Ergenekon'dan herkes korkuyor da ben hala arkasındayım. Ergenekon destanında Tanrı Dağı'nda tek Türk kalır. Ama tek Türk yine büyük devlet kurmaya başarır. Ben yine ona inancımı koyuyorum. Yani o Türk bizleri, Türk kimliği, o Türk kanı yine bizleri bir araya getirir. Yeniden hani o işte eskiden kurduğumuz 16 devletli olduğu gibi yeniden bizleri var edecektir diye düşünüyorum ben. Beni sabır etmeniz için teşekkür ederim. Bir hata olursa da lütfen affedin. Ben sizleri burada görmekten çok memnunum. Benim bütün bilgilerim Firuze'de var. Firuze size verebilir. Bütün bilgilerim hem cep telefonu hem mail adresini. Bana da bunların dışında bir sorunuz olursa, benden bir isteğiniz olursa başlangıcınız. Sağ olun. Size sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ne zaman kendi kese misafiriniz olur. İnşallah. Ben şöyle dedim yani şey, ilerli kısa bir fakültesi dekanı. Size yardımcı olur. Tamam, inşallah. Tamam inşallah. Uğurum ben. Sonra sizde doktora maslaklarım öğrencilerimle. Ne güzel. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.